diferansiyel denklemin ne demek olduğu konusunda biraz daha konuşmak istiyorum. Karşımızda diferansiyel bir denklem var ama henüz bu denklemin çözümlerini nasıl bulacağımızı incelemeye başlamadık. Şimdi bu denklemi gördükten sonra birinin size bir ipucu vereceğini söylediğini varsayalım. O kişi size bu denklemin y eşittir mx artı b formunda doğrusal bir fonksiyon olan bir çözümü olduğunu ve yapmamız gereken tek şeyin bu denklemi sağlayan m ve b değerlerini bulmak olduğunu söylüyor. Dikkat, hep böyle birileri olmayacak hayatımızda. Peki, bu bilgiler ışığında her zaman olduğu gibi videoyu durdurup soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışmanızı istiyorum denediniz ve çözümü buldunuz değil mi? Hadi bir de birlikte yapalım. Eğer çözümü bu şekilde ifade ediyorsak, buradaki m ve b'nin ne olduğunu bulmamız gerekir. Şimdi, eğer bunun x'e göre türevini alırsak, yani mx artı b'nin x'e göre türevi, eksi 2x artı 3y eksi 5'e eşit olmalı. Ve bu x'in tüm değerleri için geçerli olmalı. Bunun bir diferansiyel denklemin çözümü olması için, bu arada diferansiyel denklemlerin çözümlerinin bir ya da birden fazla skaler değer olmadığını, bir fonksiyon ya da bir fonksiyon kümesi olduğunu bir kez daha hatırlatayım. Kısacası, bunun bu denklemin çözümü olması için x'in tüm değerleri için doğru olması gerekir. O halde, dy bölü dx'in ne olduğunu bularak işe başlayalım. mx'in x'e göre türevi m, b'nin yani sabit sayının x'e göre türevi de 0'dır değil mi? dy bölü dx neymiş? m'ymiş. Devam edelim. O halde m eşittir eksi 2x artı 3 çarpı y yerine mx artı b yazacağım y'nin mx artı b'ye eşit olduğunu ve bunun da x'in tüm değerleri için doğru olduğunu bildiğimize göre parantez içinde mx artı b yazıyorum. Eksi 5'i de unutmayalım. Eğer ilkinde yapamadıysanız videoyu şimdi durdurup bu denklemin tüm x değerleri için doğru olmasını sağlayan m ve b'nin ne olduğunu bulmaya çalışın. Evet, x'in tüm değerleri için doğru olacak değil mi? Videoyu durdurup cevabı bu sefer bulduğunuzu biliyorum. Tek bir renk kullanarak devam edeceğim. m eşittir eksi 2x artı parantezi açarsak artı 3mx artı 3b eksi 5 buluruz. Burayı x parantezine alırsam, evet bu iki terimi x parantezine alırsam sağ tarafta 3m eksi 2 çarpı x artı 3b eksi 5 kalır öyle değil mi? Sol tarafta da m var. Bu x'in tüm değerleri için doğru olacaktı öyle değil mi? Sizde Burada yani sağ tarafta bir kat sayıyla çarpılmış x varken sol tarafta x olmadığını fark etmişsinizdir. Bundan dolayı buranın bir şekilde ortadan kalkması ve buradaki sabit kısmın m'ye eşit olması gerekecek. x'li terimin ortadan kalkması ve geriye sadece m kalması içinse bunun sıfıra eşit olması gerekecek öyle değil mi? Evet sonra yapacağım şey biraz mantıklışı şey gelebilir onun için bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Buradaki denklem bize m'nin x'in bir kat sayıyla çarpılıp sabit bir sayıyla toplanmasına eşit olduğunu söylüyor. Sabit bir sayının bir kat sayıyla çarpılmış x ile sabit bir başka sayının toplamına eşit olabilmesi için x'in kat sayısının 0 olması gerekir. Demek istediğim, burada da 0 çarpı x olduğunu düşünürsek, evet böyle daha iyi düşüneceğiz ve eşitliğin iki tarafının birbirine eşit eşit olması gerektiğini biliyorsak, bu katsayıların birbirine eşit olması lazım değil mi? Kısacası 0, 3m eksi 2'ye, m de 3b eksi 5'e eşit olacak diyorum. Evet. Ve şimdi de bu bilgileri kullanarak m ve b'nin ne olduğunu artık bulabiliriz. 3m eksi 2 eşittir 0. Buradan 3m -5 eşittir 2 ve m'yi de 2 bölü 3 olarak buluruz. m'nin ne olduğunu bulduğumuza göre sıra b'de. m 3b eksi 5'e eşitse, m de 2 bölü 3 ise, 2 bölü 3 eşittir, 3b eksi 5 olur. İki tarafa da 5 ya da, ya da 15 bölü 3 eklersek ki aynı şey, doğru değil mi? Evet, iki tarafa 5 eklemek demek, 15 bölü 3 eklemek demek. Artı 15 bölü 3 artı 15 bölü 3. Bunlar birbirini götürecek ve sağ tarafta 3B kalacak. Sol tarafta ise 17 bölü 3 olacak. İki tarafı bir de 3'e bölersek B'yi 17 bölü 9 olarak bulacağız. Evet B 17 bölü 9'a eşitmiş. İşte bu kadar. Bu diferansiyel denklemin çözümü Y eşittir 2 bölü 3X artı 17 bölü 9'muş. Bu videoyu izledikten sonra sizden bu çözümün x'in tüm değerleri için bu denklemi sağlayıp sağlamadığını kontrol etmenizi istiyorum.